Hemen haber veriyorum. Recaim, o da. O elbise yaşamaz ya. O göreceğiz. Tavuklar yine. O zaman, tamam. Tamam. Tamam o zaman tekrar kendisiyle görüşürüz. Tekrar bağlanalım. Herhalde yani. İzleme gerek yok. Yani gelin. Yani ben de İşte onu diyorum ya. Bir pancar motoru koyup da acaba sabahtan akşama kadar. Hep canlı, canlı ya bunlar. Ha yeni mi girdiler onlarla? 15 dakikada girdiler. Yok ya. İfras çalışmıyor ya. Kokarca polifak bir zararlı. Sadece fındık alanlarına değil, sebzeden meyveye bütün hepsine kahverengi kokarca zarar verebilmekte. Ancak bölgemiz için önemli olan, özellikle Samsun ilimiz için önemli olan fındık genel geçim kaynağı olduğu için özellikle Samsun'un doğu kesiminde fındıkta biz yoğunlaştık mücadeleye. Biliyorsunuz 27 Kasım 2023'te yapmış olduğumuz bir panelle tüm sektörü bununla ilgili mücadelede bir start vermiştik. Daha doğrusu 2019'dan beri devam ediyor ama Samsun geleninde özellikle 2023-24 için büyük zarar vereceğini tahmin ettiğimizden dolayı öncelikle kışlıklarda mücadele ettik o zaman. Yani ancak kışlıklarda biliyorsunuz 2023-2024'e bağlayan kışta çok bir kış olmayınca kışlıklara çok fazla giriş olmadı. Dolayısıyla hem feromon tuzaklarıyla hem ilaçlamalarla, kimyasal ilaçlamalarla devam etti. Ancak şimdi yeni bir şeye başladık. Biliyorsunuz o dönemde yaklaşık 520 tuzağı dağıttık. Hem izleme hem de kokarcanın belli aralıklarda nerelerde yoğunlaştığını görmek üzere. Buna bu hafta içerisinde asacağımız özellikle kışlığa geçiş yerlerinde 700 tane daha feromen ve tuzak dağıtımı yapıyoruz. Hem termeye, özellikle çarşamba bölgesine, ova olan kısmına. Bunun yanında Büyükşehir Belediye'mizden 700 tuzak aldık. Yine bakanlığımızdan feromen tuzaklarla aldık. Kışlığa geçerken köy etraflarına yerleştiriyoruz bunu. 750 tane de Terme Belediye'miz inşallah alım yapıyorlar. Onlar da yapıldığında tüm köyleri çevireceğiz feromenlerle. Burada ne yapıyoruz? Bu kışlığa gidenler o feromenle biliyorsunuz cezbedici olduklarından oralara toplayacaklar. Oralar ilaçlanacak daha gitmeden. Oraya bir tuzak duruyoruz biz. Kışlıklara gitmeden. Daha sonra biyosidal alacağız. Onun ödeneğini ayırdık. Bakanlığımız olarak, Tarım ve Orman Bakanlığımız olarak. O biyosidallerle belediyelerimiz, odalarımız, muhtarlıklarımız kışlıkları ilaçlama yapacağız. Kasım ayında başlayacağız. Çünkü havaların durumuna göre daha halen kışlığa gitmediler ama biz şimdiden Eylül ayı içerisinde o kışlıklara tuzaklarımızı koyuyoruz ki kışlığa giderken onlar cezbedecekler ve onları ilaçlayıp ödeyecek. Daha sonra kışlık ilaçlaması da bittikten sonra bahar döneminde yine o feromen tuzaklarını kışlıktan bahçeye gidecek yerlere de tutacağız. Oralarda da toplananlara işte orada bir bakıyor çıktığında ilk ne yapacak? O tuzakların içine gittiğinde orada da tekrar bir ilaçlama yapılacak. Daha sonra arazi kontrollerimize baktığımızda eğer Mayıs, Haziran aylarında oradaki yoğunluğa göre, izleme tuzaklarımızdaki yoğunluğa göre de kimyasal ilaçlama yapılması gereken yerlerde bütün muhtarlıklarımızda, çiftçilerimize haberleşerek kimyasal mücadeleye geçeceğiz. İnşallah çiftçilerimiz biraz daha bilinçlendirir. Çünkü geçen yıl özellikle bu uyarılarımızı yaptığımızda inanmıyorlardı. Bunu kendileri de ifade ettiler. Hem çiftçilerimiz hem muhtarlarımız. Ya bu işte her zaman gördüğümüz böcek, zaten çok abartıyorsunuz gibi şeyleri duyduk. Ancak bugün bu sene baktığımızda özellikle Terme ve Çarşamba'nın belli bölgelerinde ilaçlanmayan alanlarda, ilaçlanan bahçelerde herhangi bir sıkıntı vermedi. Ama ilaçlanmayan yerlerde sıkıntı verdi.